Merhaba arkadaşlar, Faldenberg Kanalı hepiniz hoş geldiniz canlarım. Videonun başında da gördüğünüz gibi yeni bir aya giriş yaptığımız için de ben de Ranger Kehanet falıyla bu ayı size yorumlamak istiyorum. Bakalım bu ay ne olacak, neler yaşayacağız, bunlara bakacağız inşallah. Siz dileklerinizi tutuyorsunuz, ben sizin anınıza dokunacağım. Anınıza dokunduğum zaman zaten o enerjiyi hissedeceksiniz, sizin için yorumladığımı da hissedeceksiniz arkadaşlar. Unutmayın ki bu videoyu açtıysanız kesinlikle bir nedeniniz vardır. Yani bir şey sizi çekmiştir, açmışsınızdır arkadaşlar. Ki açtıysanız da burada size karşı duymak istediğiniz kesinlikle bir duyum vardır. O yüzden sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın ve dileklerinizi tutun diyorum. Fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Evet. İnşallah hayırlısı ve şifası olur. Evet, ben odaklanıp hemen geliyorum canlarım. Siz de o sırada dileklerinizi tutmuş ve falınızı dinliyor olun. Evet, başlıyoruz. Hadi bakalım. Sizi sürekli böyle yara bandı gibi gören bir kişi var. Bu kişiyle çok uğraşmışsınız. Manevi konuda sizden çok şeye götürmüş bir kişinin böyle ceremesini çekiyorsunuz. Size yaptığı hatadan ötürü, yanlıştan ötürü bu insanın size kalıntılarını yaşıyor gibisiniz. Kalıntılarını kafanızı takmış gibisiniz. Bu yüzden iki yol ayrımına gelmişsiniz arkadaşlar. Yani ya tamam diyeceksiniz ya da devam diyeceksiniz. Fakat ikisine de karar veremiyorsunuz. Çünkü bu insanın size bir iz bırakmış. Yani bir şey yapmış. Vaatler verip yerine getirmemiş. Bayağı bir uzun belki de sürmüştü bu ilişkiniz. Fakat size karşı hayırı olmamış hiçbir şekilde. Siz bunun farkındaymışsınız ama elinizden bir şey gelmemiş, sanki bir şey sizi hep engellemiş arkadaşlar. Zaten ilişki konusunda böyle tek o insanla değil, başka kişilerle de belki de sıkıntı yaşamıştınız. Biraz böyle önümüzü göremediğimiz bir olay gerçekleşmiş 2 ay öncesinde. Bundan dolayı da gözyaşı döktüğünüzü görüyorum. Bu gözyaşlarınızın bir bedeli var arkadaşlar ve bu bedel size karşı hata yapmış, sizin ahınızı almış kişinin hayatını bir yılan gibi saracak. Neden böyle dedim biliyor musunuz? Çünkü sizin iyi niyetinizden ötürü sizi suistimal eden kişiler veya size haksızlık yapan kişiler üzerine bir ah ederseniz, öyle bir özellik olabilir çünkü hissiyatlarınız kuvvetli, öngörüleriniz kuvvetli olduğu için o insanın hayatı kesinlikle ve kesinlikle sizin ahınızın tuttuğunu söyleyebilirim o insanın hayatında. Ya zaten dediğim gibi sizin ahınızı alan kişiler böyle biraz doğrulamıyor gibi, zor doğruluyor gibi. Bu aynı şekilde ilişkinizdeki kişi için de geçerli olacak arkadaşlar. Sürekli yara bandı olarak görüyor sizi. Siz her şeyin farkındasınız. Elinizden bir şey gelmiyor ama bir şekilde bu durumu düzeltirim havasıyla bakmışsınız her şeye. Böyle olduğu için de olmamış açıkçası. Daha çok böyle yaralanmaya geçmişsiniz. Daha çok işi düşünce sizi arayan, işi düşünce sizi soran bir kişinin hep böyle ceremesini çekmişsiniz. Nazlı bir bebek gibi. Anladınız mı arkadaşlar? Böyle bir insanın hayatınızı zindan ettiğini söyleyebilirim. Ama müjdeli haberler gecikmiyor. Müjdeli haberler gecikmiyor. Çünkü bu insan sana karşı yaptığı hatayı anlayacak. Ama iki tane kadınla konuştuğunu görüyorum burada. İki tane kadınla sizin hakkınızda bir muhabbet dönecek. Siz bu muhabbetten haberdar olmayacaksınız henüz. Yani muhabbetin yapıldığı mesela bugün yapılıyorsa siz onu 2 gün sonra öğreneceksiniz.
sizin hakkınızda bir konuşma yapacak, size karşı bir duyum yapacak. Siz bunun farkında olacaksınız ama elinizden bir şey gelmeyecek açıkçası. Çünkü ondan bir şey bekliyorsunuz. Beklediğiniz bir durum var. İçinizde kalan çok soru işaretleriniz kalmış çünkü. Ondan bir şey beklediğiniz aşikar. Ama bir türlü böyle size gelmemiş. Gurur yapan bir insan, egolu bir insan. Birkaç kere belki de sizi aldatmış olabilir. Bu insanın dediğim gibi ceremesini çok çekmişsiniz. Çok belki de affetmiştiniz. Çok böyle inisiyatif göstermiştiniz. Fakat aynı inisiyatifi kendisi size sunmadı. Yani ilişkide biraz haksızlığa uğramış gibisiniz arkadaşlar. Ve biraz da kullanılmış gibisiniz. Neden biliyor musunuz? Bu insan çok şey yapmış. Çok hata yapmış size karşı. Bu hatalarını hep örtbas etmişsiniz. Bir şekilde onu affetmişsiniz. Bir şekilde onu hayatınıza dahil etmişsiniz. Fakat kendisi için aynı şeyi söyleyemem. Yani siz bir şeye sesinizi çıkardığınız zaman kendisi çok parlayan bir insanmış size karşı. Ama çevresine öyle değilmiş mesela. Hep böyle size parlıyormuş. Parladığı için de sizi susturmak zorunda kalıyormuş. Siz susuyor musunuz bu insan karşısında? Korkuyor musunuz? Yani bir korku var. Gelecek korkusu var bu insanla ilgili sizde. O yüzden hep susmuşsunuz açıkçası. Hep boyun eğmişsiniz söylediklerine. Ama mesela sen bir söz söylüyorsun bu insana karşı, hemen sesini çıkarıyor böyle. Hemen kinleniyor sana. Hep uğraşmışsın bu insanla. Hep bu insanın yükünü böyle kaldırmak için kendi hayatını hiçe saymış olabilirsin belki bu kişi için. Ama çok hata yapmışsın gerçekten bu insan adına. Tabii gözlerini karartmışsın sen de artık hani. Bir hata yapmışsın. Ama merak etme, ne demiştik? İki kişiyle, iki tane kadınla sizin hakkınızda konuşacak. Konuştuğu şeylerden ötürü siz bu duyumu alıyorsunuz. Pişmanlık duyumunu alacaksınız Aralık ayında. Aldığınız zaman da artık kozlarınızı ona göre oynayacaksınız. Artık duygusallık devri bitti sizin için çünkü. Dediğim gibi çok hatası olduğu için bir pişmanlık bekliyorsunuz. Bir özür bekliyorsunuz apaçık bir şekilde. Birlikte olamayacağınızı belki siz de biliyorsunuz. Fakat bir özür bekliyorsunuz. Bu özür de Aralık ayında gelecek arkadaşlar. Bu pişmanlık da Aralık ayında geliyor diyelim. Bir fırsat varmış. Sen bu fırsatı kaçırmışsın. Bu da bir kısmet. Özellikle yalnız bekar olan kişiler için de geçerli bu arkadaşlar. Tanıdığınız bir kişi veya ne bileyim arkadaş çevrenizden, İş hayatınızdan, kariyerinizden olabilir, eğitim hayatınızdan olabilir. Bir kişi size kendini açmış, kendini ifade etmiş. Fakat sen bu insandan uzak kalmışsın. Sen bu insanı görmüşsün. Sana kendini açmış, dile getirmiş. Fakat sen bu insandan uzak kalmışsın. Apaçık bir şekilde bu fırsatı kaçırdın ortaya çıkmış. Yani bir fırsatı böyle elinin tersiyle sanki itmiş gibisin. Bu insan da senin için gözyaşı dökmüş açık bir şekilde. Yani gizli hayranın gibi bir şeymiş zaten. Sürekli istiyormuş seninle birlikte olmayı. Ama sen içinde bulunduğun durumlardan ötürü belki de bu insanı istememiştin. Çünkü bir yara var, bir güven sorunu başlamış sende. O yüzden hayatına kimseyi kolay kolay alamıyorsun. Veya başkasının yerine, onun yerine koyamıyorsun kimseyi. Böyle de bir durumun var. Bu insanla tekrardan iletişimin olacak senin. Bu fırsatı tepmişsin dediğim kişi var ya, senin tekrardan bu insanla görüşmen olacak, yüzleşmen olacak. O insan sana bazı şeyleri yine açıklamak için hayatında bulunacak, sana kendini gösterecek ve sen de bu insanı göreceksin inşallah diyelim. Biraz esmer tenli olabilir arkadaşlar. Vücut yapısı bayağı bir geniş olabilir. Geniş derken yani olgun vücuda sahip olabilir. Ve esmer tenli olacak. Aynen esmer tenli gördüm. Hanede bazı anlaşmazlıklar varmış geçmiş zaman dilimi içerisinde. Bazı konuda sizin söylediğiniz bir şeyi aile bireyleri belki de kabul etmedi. Kabul etmek istemedi. Böyle olduğu için de biraz içinize kapanmışsınız arkadaşlar. İçinize kapanmışsınız. Yapacağınız işleri de belki de yapamıyorsunuz.
Çünkü böyle bir fırsat geçmemiş elinize bu konuda veya sizi desteklememişler. Ya ciddi anlamda bir konuda reddedilmiş olmanız da aşikar olabilir. Bu kariyer, iş hayatında olabilir arkadaşlar. İş hayatında bir türlü böyle düzen tutturamadığınızı, bir işe girip iş yerinde sürekli sıkıntılar yaşadığınızı görmekteyim. Bunlardan ötürü de kendiniz bir şeye sunmuşsunuz aile bireylerine veya başkalarına. Ama bu şey olmamış. Buna biraz üzülmüşsünüz. Aralık ayında bununla ilgili bir fırsatınız daha var arkadaşlar. Bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. İyi isminde bir erkek tarafından bu konuda yardım alacaksınız. İş konusunda yardım aldığınızı görüyorum. Özellikle işe giremeyen, iş kurmak isteyen ama böyle sermayesi olmayan kişiler varsa bunlar için geçerli. Ve tam anlamıyla böyle bir meslek yapmak isteyen kişiler varsa da bunlar için de geçerli olacak arkadaşlar. Uzak bir yolculuk var. Aralık ayında uzak bir yolculuk yapacaksınız. Fakat yaptığınız bu yolculuk biraz hasta ziyareti veya hastalıkla ilgili bir durumdan ötürü olacak. Buna çok dikkat edin. Kendinizi kesinlikle koruyun. Sağlık konusunda zaten hassas bir dönem geçiriyoruz. Bu da bizim başımıza dert olmasın diyorum ben. Ama bir yolculuk görülmüş. Sağlık konusunda yapacağınız bir yolculuk var. Bir şeylere böyle kendinizi kaptırmışsınız arkadaşlar. Fakat içinde bulunduğunuz durumlardan ve alışkanlıklarınızdan, bazı kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğinizi. Bunlar ne olabilir? Mesela bir iş yapmak istiyorsunuz fakat böyle kalkacak dermanınız yok. Örnek veriyorum, bir yere belge vereceksiniz fakat yapacak dermanınız yok. Bir iş yapacaksınız, hayalini kuruyorsunuz, plan kuruyorsunuz fakat yapacak dermanınız yok. Çünkü siz biraz nazara gelmiş olabilirsiniz. Üzerinizde bir büyü işlemi yapılmış olabilir hanenize veya size. Çünkü yani tek bir kişide yaşanan bir durum değil bu arkadaşlar. Belki de aile bireylerinde herkes sizin bu yaşadığınız durumların bir takım değişik şeylerini yaşıyor. Yani elinize attığınız işle ilgili hep bir sorun yaşıyorsunuz. Bu durumlarda olmuş olabilir arkadaşlar. Diyelim. Zaten çok böyle terlemeler, bunalımlar, sıkıntılar varmış. Baş ağrısıyla ilgili bazı problemler yaşayan kişiler Aralık ayında artık dediğim gibi bazı şeylerin önlemini alacağımız bir ay olacak. Biliyorsunuz bir güneş tutulması var çünkü. Özellikle yeni bir ilişki gördüm arkadaşlar. Yeni bir ilişki isteyen kişiler varsa Aralık ayı bunun tam anlamıyla noktalı bir ay olacak sizin için. İlişki konusunda noktalı bir ay olacak. Yani yeni bir ilişkiye başlayacaksak Aralık ayında başlıyoruz. Böyle kıvırcık saçlı bir insan çıkmış açık bir şekilde. Beyaz tenli kıvırcık saçlı bir insanla tanışıyorsunuz. E harfi gördüm, M harfi gördüm arkadaşlar. Emir olabilir, işte Emre olabilir, işte Murat olabilir gibi bazı değişik isimler de mevcut olacak. Bir kişiyle tanışıyorsunuz. E ya da M harfinde olacak, baş harfinde. Ve bu insan su grubu ve hava grubu olabilir. Hadi bakalım, yani yalnızlar için çok güzel, gerçekten çok güzel bir kısmet haberi verdim. Aralık ayında gelecek güzel bir kısmetiniz var. Bu insanla tanışmanız da biraz değişik olacak arkadaşlar. Ya iş yerinizden olacak ya da eğitim hayatınızdan bir kişi olacak bu. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Enerjimin uyuştuğu bazı arkadaşlarım da olabilir bunlar. İş yerinden böyle birine aşık mı, birbirleriyle böyle sürekli göz göze geliyorlar ama birbirlerini sürekli hani kavuşamıyorlar. İki kişinin de hayatı ayrı bir şekilde, kültürleri farklı bir şekilde hayatlarını yaşıyorlar. Ama aynı iş yerinde çalışan iki kişi birbirlerine bakıyorlar ama hiçbir şey olmuyor aralarında. Hiçbir şey gelişmiyor. Gelişmediği için de siz artık böyle ümidi kesme derecesine gelmişsiniz bu insanla ilgili. Fakat bir olay yaşanıyor veya bir yerde görüyorsunuz, bir şekilde onu görmek zorunda bırakılıyorsunuz. Yine o insanı aklınızdan atamıyorsunuz. Böyle bir kişi var. Bu kişi evli olabilir arkadaşlar veya ilişkisi olmuş olabilir bu insanın. Bu da eğitim hayatında da olabilir aslında bu kişi. Böyle sanki iş yerinde, yani eğitimle alakalı da olabilir açık bir şekilde. Bir insanı böyle kafayı takmışsınız, yani yasak aşk mı diyeyim. Öyle bir durum yaşanmış. Sizin bundan ötürü boynunuz bükülmüş.
biraz pasif bir insan arkadaşlar. O kişi pasif bir insan olduğu için evet söz veriyorum der, bunu yapacağım der ama yapamaz. Sadece sözde kalır. Çünkü o an senden bir şey istiyordur. O istediğini vermek için senden bu şekilde sana vaatler veriyor. Fakat sen vaatlerini yerine getirdiğin zaman, sen o insanın dediğini yaptığın zaman böyle ipin ucunu salıveriyor. Böyle bir insanla uğraşmışsınız. İki tane iş gördüm arkadaşlar. İki tane iş gördüm. Bir tanesi böyle büyük bir kapı gibi bir yer. Fakat sizin imkansız gördüğünüz bir yer. İmkansız gördüğünüz için de onun sanki böyle olmayacağını düşünüyorsunuz. Çünkü geçmişte bazı şeyler yaşadığınız için olumsuz bakıyorsunuz bazı şeylere. Olumsuz baktığınız için de sanki böyle olmayacak edasında davranıyor olabilirsiniz. Ama bu büyük kapıdan size çok güzel bir haber gelecek. Büyük kapıyla ilgili, çünkü bir işiniz olmuş. İş yeri dediğim gibi büyük bir kurumsal firma olabilir. Buradan size haber geliyor arkadaşlar. Haber geldiği zaman da pılınızı pırtınızı topluyorsunuz. Kendinizi derleyip topluyorsunuz. Bir şekilde o işe gireceksiniz siz. Kesinlikle ardın arkasını bırakmayın. Böyle bir şey varsa kesinlikle ardın arkasını bırakmayın. Çok hayırlı gözüküyor sizin için. Ve çok da uzun ömürlü gözüküyor bu iş. Hadi bakalım. Evet, ne demiştik? Nazar. Nazara dikkat. Özellikle böyle çocuğu olmayanlar, ilişkisinde sürekli sıkıntı yaşayanlar, ilişkisinde düzen tutturamayanlar, evliliğinde düzen tutturamayan iki insan var. Zaten iki insan görünmüş. Evlilikte böyle sürekli kavga ediyorlar, tartışmalar var. Bunu evdeki çocuklar bile biliyor. Evdeki çocuklara bile yansıtmış olabilirler. O yüzden İki kişinin birbirleriyle anlaşamadığını, sıkıntı yaşadığını, birbirlerinden uzak bırakıldığını ve maalesef iki kişinin ilişkisine müdahale edildiğini, evliliğine müdahale edildiğini söyleyebilirim. Bundan dolayı da bir çıkış yolu aramak isteyen kişiler, inşallah arkadaşlar Aralık ayı zaten bunun için olacak. Aralık ayında yapmak istediğimiz, yapamadığımız, engel olduğunu düşündüğümüz her konuda artık bir karar sahibi olacağız. İyi veya kötü. Ya sonunun kötü olacağını bilsen bile artık bir karar alma düzeyine ve derecesine geleceksin. Bu zamana kadar korkuyormuşsun zaten. Ama artık korkularını yenebileceğin, korkularınla yüzleşebileceğin bir ay geçireceksin. Ve ay sonunda, Aralık ayının sonunda da artık kararlarımızı alıp bir şekilde hayatımızda uygulayacağız arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yapmayın kendinize. Zaten dediğim gibi çok gözyaşı dökmüşsünüz ve artık hani bir dereceye, bir düzeye gelmek istiyorsunuz. Bunu da yapıyorsunuz apaçık bir şekilde. Alamadığınız kararları, engel gördüğünüz olayları bir şekilde kendi hayatınıza uyarlayacaksınız. Bunu da söylemiş olalım. İki arkadaşınız var sizin böyle. Sürekli görüştüğünüz kişiler bunlar. İki kişi. Bu iki kişiyle ilgili bazı tartışmalar yaşanacak arkadaşlar. Aralık ayında iki kişinin bir sözüne alınacağınızı görüyorum. Alındığınız için de biraz bu iki kişiye mesafe koyacaksınız siz arkadaşlar. Mesafe koyduktan sonra da bu iki kişi sizden biraz özür dileyecek gibi. Yani bir yaşanmış da olabilir açıkçası. Bu durumu yaşamış da olabilirsiniz. Sanki bir arkadaşınız böyle sizin kalbinizi kıracak bir şey söylüyor veya bir şey yapıyor. Siz bunu askıya alıyorsunuz, sineye çekiyorsunuz. Fakat yani sineye çek nereye kadar? Sabır taşına dönmüşsünüz artık. Ama artık patlıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle size söylenen sözlerde, size haksızlık yapılan yerlerde artık kendi dişinizi gösteriyorsunuz arkadaşlar. Dişinizi çıkartıyorsunuz. Yani bu zamana kadar siz insanlardan korkmuşsunuz, işte şunu yaparlar, şunu derler, şunu ederler. Ama artık insanlar sizden Aralık ayında korkacak. Kesinlikle korkacak. Dobra bir kişiliğe sahip olacaksınız. Neyse, kimse, herkese lafını sözünü vereceksiniz ve dişinizi çıkartıyorsunuz. Ben buyum, siz de bu olun diyeceksiniz apaçık bir şekilde. Çok haksızlığa uğradığınız için artık sabredemiyorsunuz ve Aralık ayında sesinizi çıkartıyorsunuz arkadaşlar demek istiyorum. Evet, dilek tutanlar. Bakalım.
Aşk konusunda dilek dileyen, dilek tutan kişiler varsa şunları söyleyeceğim. Aşk konusundaki dilekleriniz Aralık ayının 16, 17, 18'inde tutacak. Çok erken tutacak arkadaşlar, geç değil. Aralık ayının 16, 17, 18'li tarihlerinde tutacak. Sağlık konusu. Sağlık konusunda dilek dileyen kişiler için Aralık ayının sonu olabilir arkadaşlar. Bu dileğiniz yerine getirilecek. Fakat bir kişinin yardımıyla olacak. K harfinde bir erkeğin yardımıyla sağlık konusu düzene girecek arkadaşlar. Para, iş konusunda dilek dileyen, kariyer konusunda dilek dileyen kişiler varsa, ki zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar, çok beklemişsiniz, bir şeyin böyle beklentisindesiniz. Ama artık Aralık ayında bu haberiniz geliyor. Ne demiştik? Büyük bir kapı gördüm. Bu büyük bir kapıyla ilgili bir haberiniz olacak. Umudu kesmişsiniz zaten. Ama artık umudu kesmenize gerek yok. Çünkü haberler gecikmiyor, geliyor arkadaşlar. Demek istiyorum. Evet, bir de son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu da size benden bir müjde olsun. Ayrıldığınız, sevdiğiniz, yarı yolda bırakıldığınız, hakarete uğradığınız bir ilişki varsa bu ilişkiden ötürü bir yüzleşme yaşanacak Aralık ayında. Bir görüşme yaşanacak. Sevdiğiniz insan sizin bulunduğunuz yere gelecek. Bulunduğunuz mevkiye gelecek ve bir şekilde o insanla görüşeceksiniz. Bunu da söylemiş olayım inşallah. Hadi bakalım, şifası olsun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden detaylı bakım, detaylı açılım yaptırmak isteyen arkadaşlarım varsa WhatsApp numaramızdan iletişim sağlayabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. İyi günler, iyi haftalar diliyorum.